Değerli arkadaşlar, konumuz demokratik cumhuriyet, demokratik anayasa. Dünya 2008'den beri çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bu ekonomik krizler aslında ekonominin krizi deyip sanki genelin kriziymiş gibi aktarılır ama bu sermayenin krizi, bu zengin sınıfın krizi, bu burjuvazinin krizi. Direkt bunun adını iktisatçılar bu iktisadi krizi sermayenin krizi olarak tanımlarlar. Ve bunun faturasını ne yazık ki tarih boyunca Birinci Dünya Savaşı'na sebep olan derin ekonomik buhran, İkinci Dünya Savaşı'na sebep olan derin ekonomik buhran, bütün bunun faturası işçilere, emekçilere, yani dünyadaki en yoksullara, en geniş kitlelere faturası kesilmiştir bugüne kadar. AKP iktidarı Türkiye'de, 100 yıllık Türkiye tarihinde neoliberal politikaları küresel ölçekte en iyi uygulayan ülkedir. Boşuna 22 yıl ayakta tek parti olarak kalmadı. Çünkü dev zenginler, büyük sermaye grupları AKP'yi desteklediği için AKP ayakta kalabildi. Çünkü o da onların bu düzenini korudu. Sağcı, ırkçı, erkek egemen, milliyetçi anlayışın özellikle bu düzenin korunması için siyasal anlamda güçlendiği bir evreden geçiyoruz. Bu evre aynı zamanda savaşların ve çatışmaların devam etmesini ve büyümesini sağlıyor. Alevi toplumuna dönük baskılar, değerli arkadaşlar, bu iktidar döneminde daha da arttı. Aleviler bu topraklarda tarih boyunca katledildi. Bu topraklarda Yavuz Sultan Selim döneminden bugüne kadar Aleviler katlediliyor, katledilmektedir. 21. yüzyıldayız bakın. Hala Adana'da, Mersin'de Alevilerin evlerinin işaretlendiğini, İstanbul'da, İzmir'de evlerinin işaretlendiğine tanıklık ettik. Şimdi ise gerçekten AKP iktidarının atmak istediği çok önemli bir adım. Hatırlayacaksınız, Erdoğan şunu söylemişti. Biz evet siyaseten iktidar olduk ama kültürel ideolojik hegemonyamızı kuramadık demişti. Aynen. Kültürel ve ideolojik hegemonyasını kurmadı. Yine aynı AKP iktidarı değerli arkadaşlar, kadınların üzerindeki baskıları. Bugün tabii ki kadınlar 5000 yıldır erkek egemen sistem tarafından şiddete maruz kalmış ve eşitsiz bir yaşamda yatılmıştır kadınlara. Fakat biz şunu çok iyi biliriz ki, otoriter faşist diktatörlüklerde kadınların üzerindeki baskılar katlanarak artar. İşte biz eğer 24 saat içinde 7 kadın cinayetine tanıklık ediyorsa Türkiye toprakları, bu demektir ki bu iktidar kadın düşmanı ve kadınları korumuyor. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Bugün AKP bu yaşanan ekonomik krizin faturasını halka ödetiyor dedik ya, IMF'siz IMF programı uyguluyor dedik ya, mesela biliyorsunuz şu an gündemde olan vergi paketi. Bu vergi paketinde çoktan çok, azdan az almayı asla akıllarına getirmiyorlar. Oysa bizler muhalefet olarak, DEM Parti olarak en ısrarla önerdiğimiz şey vergi sisteminin kökten değişmesi, azdan az, çoktan çok vergi alınması. Ama şimdi onlar, diyelim ki bu kafede, herhangi bir kafede çalışan bir garsonun bahşişine dahi, motokuryenin aldığı yevmiyeye dahi gözünü dikmiş, vergi reformunu buradan ilerletmek istiyorlar. Düzeltiyorum, buralardan vergi alarak alacak bir vergi paketi hazırlamış durumdalar. Ama halktan da bu konuda çok tepki olduğunu biliyoruz. Emekli 10 bin liraya mahkum edilmiş, emekliye doğru düzgün bir zam yapılmıyor. Bugün biliyorsunuz Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerekirken, asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklamış oldu bakan ve bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Dolayısıyla 17.000 TL'ye mahkum olmuş asgari ücretli, artan bütün hayat pahalılığına, kiraya, faturalara, ki elektriğe %38 zam geldi. Bütün bu zamların karşılığında asgari ücret artmıyor ve işçi 17.000 TL'ye asgari ücretli mahkum edilmiş durumdadır.